Merhaba, bugün sizlere akıllı tahtada şifre nasıl koyulur ondan bahsedeceğim. Öncelikli olarak internette Google'a şunu yazacağız arkadaşlar. Akıllı tahta yazılım anahtarı, yani şurada geri döneyim göstermek istedim size. Akıllı tahta USB anahtar yazılımı deyip ilk EBA'dan bunu indirebilirsiniz. Burada zaten bir programımız var. Burada şuradaki zip dosyasını indiriyorum bilgisayarıma. Burada inmiş şekilde zaten var. İndirdim. Daha sonra bunu klasörünü gösterip nereye inmiş? Buraya. Bunu ben masa üstüne alacağım. Daha rahat anlatım açısından ve bunu masa üstüne koydum. Bu zip şeklinde inen varlı dosyayı dosyaları çıkart dedim ve normal klasöre bunların hepsini çıkardım. Burada bilmeniz gereken iki şey var ve karıştırılan şeylerden birisi. Burada tıkladıktan sonra arkadaşlar, eğer siz flash hazırlamak isterseniz normal bilgisayarınızdan da flash'a anahtar hazırlayabilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi, akıllı tahtalara kurulum yapacağımız için bir flash'a bu kurulumu, yani bu kurulum dosyasını flash'ımıza atıp oradan da flash hazırlayabiliriz. Fark eden bir şey yok. Şimdi burada illaki tahtalara kurulum yapacağımız için kurulum esnasında bu dosyaları flash'ımıza kopyalamamız gerekir. Ama diğer hocaları anahtar oluştururken böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Teker teker bunu anlatacağım zaten. Şimdi masa üstünde klasörümüz var. Şimdi ben bunu herhangi bir hocaya anahtar hazırlamak istersem ne yapacağım? Öncelikle flash'ı bilgisayara, flash'ımı taktım ve klasörün içerisindeki flash hazırlaya öncelikli olarak tıklıyorum. Flash hazırlaya tıkladıktan sonra çalıştır diyorum ve program çalışsın. Şimdi okulunuzun ismini, ilçesini, okulunuzun ismini yazabilirsiniz. İlinizi, ilçenizi ve şu önemli olan şuraya gireceğiniz şifredir. Mesela ben burada yazıyorum. Benim okulum Azizliye, pardon, il Erzurum yazdım. İlçe Azizliye yazdım. Okul işte FSM İHO. Burada şifre kısmına bütün hocalara anahtar yapacağınız şifrenin bu olması gerekiyor. Aynı şifreyle bütün hocaların flashlarını anahtar oluşturabilirsiniz. Burada şifremi belirliyorum. 1, örneğin 1 Azizliğe 1 yazdım. Buraya da 1 Azizliğe 1 yazdım. Bu da 9 karakter nevi kısıtlamada bazen isteyebiliyor ve ayarları kaydettim. Şimdi benim şifrem burada küçük harflerle 1 Azizliğe 1 arkadaşlar. Kendi flash'ıma bir anahtar oluşturacağım. Anahtar oluştururken isminizi, soyadınızı, işte burada TC'niz çok önemli değil. 0000 11 tane 0 girebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi branş işte ne bileyim yazıyorum. Bilişim yazdım. Diğerlerine çok gerek yok. Şimdi burada hangi flaşa eğer anahtar oluşturmak istiyorsanız flaşa tıklayacaksınız. Anahtar oluştur diyeceksiniz. Şimdi flaşa buraya tıkladım. Anahtar oluştura tıkladım. Burada marka algılanamadı dedi. Flash'ımı tekrar çıkardım ve flash'ımı tekrar taktım. Burada tekrar tıklayıp anahtar oluştur dediğim zaman dikkat ederseniz seri no gibi bir şey geldi. Yani flash'ı bu anlamda tanıdı ve şu an ben flash'ıma anahtar oluşturdum. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Bu programı kapatmadım. Simge durumuna küçülttüm. Flash'ıma gidip bakıyorum. Flash'ıma herhangi bir dosya gelmeyecek. Anahtar oluşturduğunuz flash'ı siz normalde kendi dosyalarınızla birlikte bu tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Ve bu flash sadece bir anahtar vazifesi görmüş olacak. Herhangi bir dosya, herhangi bir klasör, hiçbir şey burada yok. Ve siz hocaların flash'larını toplayıp
Hepsini aynı şeyi yapacaksınız. Hepsini bu şekilde aynı şifreyle, bunu asla unutmayın. Bir Azize'ye bir koyduğum şifre var diye burada. Hepsine anahtar verirken bu şifreyle ayarları kaydettiğim kendi o kime artık yapacaksanız onların isimlerini ve branşlarını verip aynı şekilde onların flashlarına tıklayıp anahtar oluştur diyeceksiniz arkadaşlar. Ve böylece bütün hocalara aynı anahtarı oluşturmuş oldunuz. Peki bundan sonra ne yapacağım ben? Bu anahtar oluşturma işlemini yaptıktan sonra, ki önce anahtarı oluşturun ki, çünkü kurulumu yaptıktan sonra bilgisayarı açamazsınız. Daha sonra da ben bunu flash diskimi kopyalayacağım. Sağ tıkladım, bunu kopyala dedim. Git flash diskimi kopyaladım. Daha sonra aynısından zaten vardı bende. O yüzden de kopyalama gereği duymuyorum. Bu kopyaladığım çünkü anahtar oluşturduğunuz dosyayı kopyalayın arkadaşlar. Diğer türlü sıkıntı olur. Çünkü başka bir şekilde başka bir dosyayı eğer orada kurulum yaparsanız yaptığınız anahtarlar işlemeyebilir. O yüzden de ilk öncelikle yapmanız gereken şey anahtarı hazırlamak. Daha sonra da bu kopyaladığınız dosyayı akıllı tahtada tıklayıp işte atak kurulumu yap diyeceksiniz. Kabul et deyip kur dediğiniz zaman zaten bilgisayarınız otomatik olarak kurulmuş olacak ve kapanacak ekran. Flash'ı taktığınız zaman da anında açılmış olacak. Bu şekilde arkadaşlar yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş oluruz inşallah. Çünkü kurulum mu önce yapılacak, sonra mı anahtar koyulacak ya da her birine nasıl anahtar koyulacak gibi bir sürü soru ve bir sürü hatayla karşılaşıyoruz. Benim anlattığım çok basit ve çok net bir şekilde umarım anlamışsınızdır. Yapmanız gereken şey indirdiğiniz dosyanın klasörlerini çıkarmak. Daha sonra da bu dosyada önce flash hazırlayı tıklayıp flash hazırlada önemli püf noktalardan birisi şifre. Her bir flash için aynı şifreyi yazacaksın. Ayarları kaydet diyeceksin. İkincisi de buraya tıkladığın zaman eğer marka algılanamadıysa o flash'ı anahtarlamaz. Yani o flash'a bir anahtar koymaz. Onun için de çıkartıp tekrar yeniden takıp tekrar algılamasını sağlayabilirsiniz. Ha, tamamen siz kaldırmak istiyorsanız programı, o zaman da başka flash'ta arkadaşlar ana atak programı diskini kaldır deyip yine tekrar anahtar oluşturursanız o zaman da program kaldırma anahtarı kurmuş olursunuz. Bilgisayara taktığınız andan itibaren de o program bilgisayarınızdan kalkmış olur. Bu şekilde akıllı tahtalara şifre koymuş olursunuz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.